Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Size için bugün tarifim el açması patatesli börek. İlk olarak yumurtamın içerisine odasında 2 su bardağı suyumu alıyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz. Bu tarifte maya kullanmıyoruz. Mayasız hamurdan hazırlayacağız böreğimizi. Tuzumuzu eritelim. Ve unumuzu kontrollü ve yavaş yavaş ilave edelim. Bu böreği istediğiniz zaman hemen hazırlayabilirsiniz. Çünkü mayalandırmıyoruz. Sadece hamurunda un, su ve tuz kullanacağız. Toparlanana kadar bu şekilde karıştıralım. Biraz daha un ilave ettim. Artık hamurumu elimle toparlayacağım. Ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Hamurumu toparladım. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrollü olun. Ve bu şekilde de 5 dakika güzelce yoğuralım ki hamur kendini toparlasın. Hamurumu güzelce yoğurdum ve toparladım. Şimdi 7 eşit bezeye ayıralım. Bezelerimizi toparlayalım. Bu şekilde toparlayacağız. Bezelerimizi 15 dakika kadar dinlendirmemiz gerekiyor. Yağlamış olduğumuz tavamıza bezelerimizi yerleştirelim. Aynı şekilde bezelerin her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ sürüyoruz. Üzerine temiz bir poşet veya streçle kapatarak dinlendirelim. Bezelerimiz dinlenirken biz de iç harcını hazırlayalım. Ben daha önceden patateslerimi haşlamıştım. Siz isterseniz iç harcında peynir, kıyma veya ıspanak da kullanabilirsiniz. İç harcı için tavamın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım ve ısıtıyorum. Isınan yağın içerisine bir adet kruvasan ilave ediyorum. İsterseniz kruvasan kullanmayabilirsiniz de. İçerisine yarım yemek kaşığı domates salçası, çok az da biber salçası ilave ediyorum. Güzelce kavuralım. Salçanın kokusu çıksın. Ben baharatları yağın içerisine ilave ediyorum. Bu şekilde patatese daha iyi karışıyor. Damak tadına göre tuz, karabiber, nane ve pul biber. Eğer yağ miktarı size fazla gelmişse azaltabilirsiniz ama yarım çay bardağı ideal. Çünkü patatesler yağı çekiyor ve kuruyor. Ezmiş olduğum patatesimi ilave ediyorum. Güzelce kavuralım iç harcımızı. İç harcım hazır. Ben nane kullandığım için içerisine maydanoz kullanmayacağım. Siz arzuya göre ilave edebilirsiniz. İç harcımızı ılımaya alalım. Diğer taraftan 100 gram tereyağımı erittim. İçerisine yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu yağ aralarına süreceğiz. Dinlenen hamurumu tezgahıma alıyorum ve tezgahımı da çok az yağlıyorum. Bu şekilde oklava veya merdane kullanmadan hamurumuzu elimizle tahta tabağı büyüklüğünde açalım. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde tamamlayarak üste koyuyorum. Bu şekilde yaptığımız için hamurlar yapışmayacak. Çünkü yağlı zaten. Zaten fazla bekletmiyoruz. Hemen açacağız. Hamurlarımı tamladım ve üstte aldım. Bir tane hamurumuzu alalım ve diğerlerini de kenarda bekletelim. Ve açabildiğimiz kadar açacağız. Gördüğünüz gibi çok rahat açılıyor. Oklava veya merdane kullanmadan. Bu şekilde çekiştirerek hamurunuzu büyütün. Ara sıra da bu şekilde çekiştirerek havasını alın. Hamurumu yeterince büyüttüm. Şimdi hazırlamış olduğum yağ karışımından serpiştiriyorum. Hamurun yırtılması önemli değil. Zaten rulo olarak saracağımız için araları da kapalatıyor. Hamurumuzun kenarını çok az içeri dolu katlayalım. Hazırlamış olduğumuz iç harcı bu şekilde şerit olarak koyalım. Az veya çok konulabilirsiniz harcı. Böreğimizi saralım. Bu şekilde fazla sıkmadan böreğimizi sarıyoruz. Gördüğünüz gibi oklava ve merdane kullanmadan çok kolay bir börek oluyor. Böreğimi sardım gördüğünüz gibi. Çok az bu şekilde çekiştirin ki biraz daha incelsin. Sonra bir ucundan başlayarak bu şekilde rulo yapıyoruz. Bu tam ortaya gelecek. Böreğimizin ortasına gelen hamuru tamladık. İsterseniz böreğinizi bu şekilde küçük porsiyon olarak hazırlayabilirsiniz veya büyük tepsi hazırlayabilirsiniz. Diğerlerini tamlayarak etrafına doluyoruz. Bu şekilde çekiştirin hamurunuzu. Hamurun yırtılması önemli değil çünkü aralara geldiği için sorun olmuyor. Gördüğünüz gibi hamurumuzu sardık ve bu şekilde çekiştiriyoruz. Eğer bu şekilde patlama olursa böyle yapıştırın. Hamurumuzu saralım. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlayarak böreğimizi bitiriyoruz. Böreğimi tamladım. Tam 7 bezeden bir tepsi dolusu patatesli börek elde ediyorsunuz. Ben üzerine yumurta sarısı sürmüyorum. Artan yağ karışımından süreceğim. Ama siz isterseniz yumurta sarısı veya yoğurt da konulabilirsiniz. Böreğin üzerine arzuya göre susam veya çörek otu serpiştirebilirsiniz. Fırına göndermeden önce böreğinizi keserseniz sunumda daha rahatlık sağlarsınız. Ben böreğimi dilimliyorum. Böreğimi dilimledim. Ben üzerinde yağ kullanmıştım ama yumurta sarısı da ilave edebilirsiniz. Ama bu şekilde de nar gibi böreğimiz kızarıyor. Böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Dikkatli olun yanmasın. Fırının orta tarafında pişirin. Böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Ve çıtır çıtır sesi duyuyorsunuz. Size yakından göstermek istiyorum. Çıtırını duyuyorsunuz. Muhteşem bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İçerisi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Sıcak olduğu için fazla gösteremiyorum içerisini. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.